Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nihan, umarım hepiniz iyisinizdir. Biz yine bir yerlere gidiyoruz. Artık bu sanki geçen videolardan biri klasik haline geldi. Bu sefer İngiltere'nin güneybatısında olan Devon bölgesinde Torquay tarafına geçiyoruz. Orada bir hafta sonu geçirelim dedik. İsmi de bu arada çok değişik bir ismi var. Yazılımı ve okunuşu biraz farklı. Torquay ama Turkay diye isim geliyor. Böyle bir ismi var. Ama genel olarak söylenen Torquay deniyor. Devon bölgesi İngiltere'nin İngiliz Riviera'sı olarak geçiyor. O taraflar bizdeki böyle Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi gibi tatil yerleri. İngiltere'nin popüler tatil beldeleri. Torquay Londra'dan arabayla 5 saat uzaklıkta. Biz de böyle yavaş yavaş arabayla çıktık. Mola vere vere orada biraz bir şeyler atıştırıp dinlenip tekrar yola devam edeceğiz. Size bakalım ne görüntüler göstereceğim, oradan neler göstereceğim. Bu aralar biraz bu tür videolar koyuyorum. Sanırım mola yerimize de 45 dakika gibi bir süre kalmış. O zaman mola yerimizde görüşürüz. Mola yerine geldik arkadaşlar ve aşırı yoruldum ve acıktım. Biraz oturup dinleyelim, tekrar yola devam edeceğiz. Burası sadece Tesla'ya ayrılmış şarj yeri. Ah, gidelim biraz oturalım, dinleyelim ve ondan sonra yola devam edelim. Yol kenarlarında genelde aynı tip mola yerleri var. Böyle içinde kafeler, restoranlar, marketler var. Temiz, gayet düzenli. Ben çok seviyorum böyle yol kenarlarında mola vermeyi, bir şeyler yemeyi. Arkamda görüyorsunuz böyle marketleri falan var. Hepsi de genellikle birbirine benziyor. Çoğunda da böyle banklar falan var. Böyle masalı banklar var. Orada böyle insanlar oturup yemeklerini aldıklarını oturup yiyip dinlenip yola devam ediyorlar. Evden getirdik, bir şeyler yaptık. Şöyle benim evden yaptığım, getirdiğim sandviçlerim var. Bu da böyle baba ganoush. Burada böyle marketlerde satılıyor. Böyle patlıcanlı şey. Bu da tortilla cipsi ama onu yerim herhalde biraz. Tuğberk'in de salatası var. Ben de böyle evde domatesli, kaşarlı, biberli sandviç yapmıştım. Tuğberk'in de böyle yumurtalı salatası var. Bize afiyet olsun ya. Sandviçim de bayağı güzel oluyormuş ya. Kahvemizi de alıp yolumuza devam edelim. Tuğberk'cim, yolculuk nasıl benle? Nasıl geçiyor? Gayet güzel. Eğlenceli miyim? Yol? Çok yani eğlenceli. Yol arkadaşı olarak nasıl görüyorsun beni? Sen yazdığın şeye bakayım. Evet, çok iyi görüyorum. Ben sana hiçbir şey söylettirmem. Starbucks'ın sezon yemisinden Clotted Cream Fudge Cold Brew. Nerede oturalım? Güneşe karşı. İngiltere'nin son böyle güzel günleri diyebilirim. Bir sonraki mola yerine 2,5 saat daha var. Oraya kadar artık yavaş yavaş gideriz. İkinci mola yerimize geldik arkadaşlar. Bu son mola, hani galiba yarım saat sonra da varacağız. Çok yorulduk, bayağı yorulduk. Şimdi böyle azıcık daha dinleyelim, ondan sonra artık otele yerleşiriz. Sanırım yarım saat kaldı değil mi Tuğberk'cim? Bakıyorum, 40 dakika. 40 dakika daha vaktimiz kaldı. Otele de geldik arkadaşlar, şu pembiş olan kalacağımız otel burası. Budget otellerden tam bir şehir oteli. Uygun. Tam böyle merkezi bir otel. Torquay'e şimdi geldik arkadaşlar. Bayağı yorulduk ve çok acıktık. Şimdi gidip bir şeyler yiyeceğiz. Ama ilk itiba manzarayı falan çok beğendim. Daha böyle şehir, deniz karışımı bir yer. Değişik bir yere benziyor İngiltere için, yani iyi anlamda. Size biraz göstereyim şuradan bir şehir manzarasını. Değil mi? Şöyle güzel bir manzaraya sahip. Şöyle deniz kıyısında olan restoranları falan da var. Yol kenarında böyle yürüyüş yapılabiliyor, oturabiliyor banklarda. Benim hoşuma gitti ilk intiba olarak. Şöyle evlere bakın, manzaraları da güzel. Yamaçtaki evler de gayet güzel.
Şöyle göstereyim size. Her yer aşırı bakımlı ve tertemiz. Çok bakımlı bir yer. Şimdi bir balıkçıya geldik arkadaşlar. Burada deniz kenarı olunca tabii ki balık yiyelim dedik. Restoranın menüsü böyle. Ne yiyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bakalım ne yiyeceğim. Ortaya sharing aldık. Böyle bir paylaşımlı bir şey aldık starter olarak. İçinde skaloplar var. Kabukların içinde. Böyle iki dilim ekmekle beraber geldi. Soslu güzel bir şeye benziyor. Tatlım puan verelim mi? Verelim bence. 10 üzerinden kaç verirsin buna? 9. 9. Aynen bravo. Ben de 10 üzerinden 9 veririm. Ama ben daha böyle soslu bir şey bekliyordum. Hatta ekmeği banar banar yerim diye düşünmüştüm. Üzerinden benim de 9 aynen. Başarılı. Tuğberk'cim senin neydi? Kraut. Levrek. Levrek. Yani levrek balığı değil mi? Güzel görünüyor. Ben de böyle İngiltere'de deniz kıyılarına geldiğim zaman fish and chips yemeyi seviyorum. Deniz kenarlarında fish and chips güzel oluyor. Yanında turşu koymuşlar. Evet, tartar sosu. Bir de patates cipsi. Geldik en sevdiğim yere. Tuğberk'cim senin yemeğine puanın kaçtı? Balık 10 üzerinden 9,5. Çok güzel grill edilmişti. Bayağı beğendin. Tazeydi yani balığı. Aynen. Üstündeki dereotlu tereyağı da çok harika bir uyum sağlamış. Evet, çünkü tadına ben de baktım. Böyle dereotu aroması vardı senin balığında. Çok güzeldi. Benim de balığımın puanım. Belki size abartı gelecek ama 8 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Bu zamana kadar yediğim en iyi fish and chips'ti yani. Çok lezzetli. Balık aşırı taze. Kızartılması da çok güzel. Yani üzerindeki crispy kızartılması da çok iyi. İkisi birbiriyle çok güzel bir uyum sağlamıştı. Bu yüzden puanım 10 üzerinden 10. Bu kadar da fazla bir puan veriyorum. Bir günden merhabalar. Görüyorsunuz arkadaki manzarayı. Genel olarak İngiltere'de deniz bölgeleri çok daha sert, haşim bir dalgası vardır. Ama bu Devon tarafı çarşaf gibi deniz çok güzel görünüyor. Biz bir Brighton tarafına da gitmiştik. Hatta videom var. O tarafta da. Biz bir Brighton tarafına gitmiştik. Hatta videom var izlemek isterseniz. O taraftaki Brighton'ın denizi bayağı böyle haşin dalgalı. Çok hoşuma gitmemişti. Bir de bir Senaires tarafına gittik. Cornwall bölgesi. O videomu da izleyebilirsiniz. Orası da denizi çarşaf gibi. Şöyle kahvemi de içeyim. Burada biraz yürüyüş yapalım. Kahvenin sunum şekli bayağı güzel geldi. Evde kahve yaptığımız bardakların aynısı. Eğer Instagram'dan takip edeniniz varsa evde bu bardaklardan kahve yapıp içiyoruz. Kortal da sipariş ettik ama biz evde flat white diye yapıyoruz bunu. Zaten kortal da öyle flat white'ın arasındaki fark tamamen kahvenin ne kadar olduğuyla ilgili. Cortado'da biraz daha fazla kahvenin kıvamı. Siparişim de geldi. Böyle sağlıklı bir şey yiyeyim dedim. Menüde winter porridge olarak geçiyor. Böyle muzlu, fıstık ezmeli, çiyalı. Güzel bir servis olarak gelmiş. Tuğberk'in de bayağı bir sağlıklı bir tabağa geldi. Neydi bu? Wild mushroom. Wild mushroom tostu. Ben yanına helium eklettim. Sourdough ekmeği vardı. Ekşi maya ekmeği. Onu şeyle değiştirdim. Salatayla. Bugün Ekim'in 7'si. Yani Ekim'de olduğumuz halde vallahi yüzenler var. İklim için iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama İngiltere'de Ekim 7'sinde vallahi giriyorlar denize. Biraz önce Paddington'daydık. Paddington, Turkey'ye arabayla 10 dakika mesafe diyebilirim. Öyle bir yer. Orada böyle bir şeyler yedik, geri döndük. Biraz burada böyle yürüyüş yapalım, yürüyelim. Bu hafta sunumumuzu da böyle geçiriyoruz. Hafta sonu vlog olsun burada böyle. Artık bugünler son zamanlar İngiltere için. Bu hafta sonu çok güzel bir hava bekliyordu. Biz de bunu fırsat bilip buralara geldik. Nasıl hani French Riviera diyorlar ya, onun gibi burada da English Riviera diyorlarmış buraya.
Bu arada size küçük bir bilgi vereyim. İngiltere'nin ünlü polisiye yazarı romanı Agatha Christie, Torquay doğumlu. Böyle de küçük bir dipnot, küçük bir bilgi vereyim dedim. Arkamdaki kocaman yat limanını da görüyorsunuz. Ya şaşırtıcı ya, böyle İngiltere'de çok alışkın olmadığım görüntüler. Baya hoşumuza gitti. Biz burayı sevdik. Güzel. Böyle bir yer bulduk arkadaşlar. Gayet manzarası da güzel. İçerisi de çok güzel dekorlara, tablolara sahip. Burada biraz oturalım, soğuk bir şeyler içelim. Turkey ile arası arabayla 15 dakika olan Brixham'a geldik. Burası da böyle çok tatil beldelerinden, İngilizlerin meşhur yerlerinden. Bayağı güzel. Arkamda görüyorsunuz. Zaten böyle evleri falan da görüyorsunuz, renkli renkli. Hoşuma gitti. Bakalım daha nerelere gideceğiz. Renkli renkli evler ne kadar tatlı görünüyor. Tam böyle balıkçı kasabası hissi var değil mi? Böyle bir atıştırmalık yapalım dedik. Bize afiyet olsun. Arkamda gördüğünüz Rockfish sanırım bu Devon bölgesinin hemen hemen her yerinde şubeler halinde var. Biraz hem dinlendik hem de atıştırmalıklar yedik. Bakalım size daha neler neler göstereceğim. Şimdi biz bu taraftaydık ya. Korsan gemisinin oradaydık. Karşı tarafa geçtik. Biraz da buraya yürüyelim dedik. Nereden geldiğimizi ve Torquay'nin nerede olduğunu göstereceğim. Parmağımla gösterdiğim yer var ya, işte biz oradaydık. Torquay. Oradan bir kısma geçtik. Şu an gördüğünüz olay tamamen Tuğberk'in izinden. Beni de Formula 1'e alıştırdığı için. Böyle bir manzara eşliğinde hem pub hem restoran, böyle güzel bir yer buldum. Yemeklerimiz de geldi. Kuzu köfte, humus, tatsiki, şöyle de Greek salatası. Pazar sabahından günaydın arkadaşlar. Bugün artık biz yavaş yavaş yolda böyle geze geze dura dura dönüyoruz. Bu hafta sonumuz böyleydi. Bunu böyle çekmek istedim. Biliyorum ki seyahat videolarını izlemeyi çok sevenler var. Ki ben çok seviyorum seyahat videosu izlemeyi. O yüzden bu tarz videolar çekmeyi de çok seviyorum. Paylaşmayı da seviyorum böyle bu tarz ne yapılır, nerelere gidilir fikirler vermeyi. Gezip görmeyi ve size göstermeyi seviyorum. Bir sonraki durağımız neresi olacak? Sürpriz. Karşısı Dartmouth arkadaşlar. Bizim geldiğimiz yoldan karşıya bir de araba taşıyıcı gemiyle geçmemiz gerekiyormuş. Arkadaşlar burası daha tatlı, böyle daha kasabamsı, çok küçük bir yere benziyor. Arkamda gördüğünüz şöyle tatlış tatlış evler, huzur verici bir manzara var arkamda. Biraz önce çektiğim görüntü de
böyle çuf çuflu tren geçti. O böyle dumanını da püskürte püskürte böyle düdüğün de çala çala gitti. O buranın ikonu diye biliyorum ben. Çok eski bir tren. Böyle görüntüde gösterdiğim gibi karşıdan çuf çuflayarak gitti. Çok güzel bir andı. Şimdi emlakçının önünden geçerken de ilanla karşılaştım. Şu gördüğünüz evin fiyatı 2,5 milyon pound. Ev değil tabii ki bu. Kesinlikle malikane, serası falan bile var. Neler varmış? Mutfağı da çok güzel. Salonu böyle. 6 odası, 5 banyosu, deniz ve şehir manzaralı diyor. Arkadaşlar eve doğru dönüşe geçtik artık. Burada da Exeter diye bir yer var. Orayı göreceğiz. Yani böyle yol üstünde yine eve doğru uğraya uğraya böyle gidiyoruz. Exeter'a gelir gelmez bir tane hamburgerci gözümüze kestirmiştik. Şimdi hemen bir karnımızı doyuralım. Burada çok lezzetli hamburgerleri var. Sonunda yemeklerimiz de geldi. Biraz uzun sürdü ama geldi. Yemeğimizi de yedikten sonra şöyle bir katedraline bakalım dedik. Exeter şehri Orta Çağ'dan kalma katedrali olduğu için burası şehir statüsünde. Yani İngiltere'deki şehir statüsüyle Türkiye'deki şehir ayrımı çok farklı. Eğer bir katedral varsa o şehirde direkt şehir unvanını almış oluyor. Nüfusuyla falan ilgili olmuyor. Katedral çok önemli bir şehirde olması. Arkamda gördüğünüz yer ise Orta Çağ'dan kalma bir katedral. Exeter en çok bilinen iki şey söyleyeceğim size. Burası çok fazla dil okullarıyla yoğun bir yermiş. Bir de üniversitesiyle önemli bir yermiş. Exeter diye bir üniversitesi var. Öğrencilerin de çok yoğun bulunduğu bir yermiş. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Geçenlerde Twitter'da gördüm. Buradaki üniversiteye Harry Potter'dan kaynaklı büyü departmanı açacaklarmış. Size böyle de önemli mi önemsiz mi bilemedim. Böyle de bir detay vermek istedim. Bu hafta sonumuz böyle geçti arkadaşlar. Bu da sizin için hafta sonu vlogu olsun. Artık bu klasik haline geldi. Bir günümüz vlog, hafta sonu vlogu. Bu da böyle bir vlog. Devon eyaleti, Devon tarafını gezelim dedik. Torquay'de kalıp etrafını gezdik. Brixham'a gittik. Hinton'a gittik. Sonra nereye gittik Tuğberk'cim? Dartmouth'a gittik. Tuğberk de arkadan bana sufle veriyor. Hinton dedim zaten. Senin gibi sufleci olmaz olsun. Ha? Brixham. Brixham da dedim. İyice karıştı. Torbol ve her şey. Dur şimdi. Biz Torquay'de kaldık. Burada kaldığımız süre içinde Brixham'a gittik. Hinton'a gittik. Dartmouth'a gittik. Zaten şöyle belki daha önceki videolarımda söylemişimdir. Torquay, Brixham, Paynton olan bölgenin ismi Torbay olarak geçiyor. Buraya Torbay diyorlar. Yani İngiltere'de bu biraz karışık. O yüzden bazen biz de şaşırıyoruz, anlamakta zorluk çekiyoruz. Çünkü bizden çok farklı bu sistem. Size böyle bilgi verebilirim. Artık ben bu videoyu kapatayım. Buradan sonra da zaten yavaş yavaş artık evimize, barkımıza yol alırız. Exeter'da burada da videoyu kapatayım. Buraya kadar, bu ben kolum ağrıyor. Hemen ispiyonluyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Ben seyahat videoları çekmeyi, seyahat videoları izlemeyi de çok seviyorum. Bu arada Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Orada da highlight şeklinde gittiğim, geldiğim yerleri, seyahatlerimi paylaştım. Oralarda bilgiler alabilirsiniz. Restoranlar, kafeler gibi gibi. Hemen hızlıca kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.